طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar barakallahu fikum. Hiçbir şey Seyyid Kutup ne bir alim ne de bir ilim öğrencisidir. Seyyid Kutup edebiyat öğretmeni olarak hayatında tanınmış, bu bir. İkincisi, o zaman veyahut da bu zamandaki ümmete büyük şekilde şüpheler getirmiş, onları saptırmaya çalışmıştır. Seyyid Kutup'tan ilim alınmaz. Seyyid Kutup hadis alimlerinden veyahut da sahabilere veyahut da peygamberlere hürmet eden bir kişi değildir. Birincisi olarak size söyleyeceğimiz şudur. Seyyid Kutup'un 12 tane hatasını söyleyeceğizdir. Ve Seyyid Kutup'un 12'den daha fazla çok hataları vardır. Çeşitli kitaplarında ve çeşitli yazılarında. Arkadaşlar birinci hata, hiç şüphesiz ki Seyyid Kutup Kur'an'ın ayetlerini müzik olarak nitelendirmiştir. Zilalül Kur'an kitabının çeşitli yerlerinde, mesela Zilalül Kur'an'ın 6. cildine 3404 3. sayfasına Necm suresinin tefsirine baktığımız zaman, evet arkadaşlar hiç şüphesiz ki orada nedir? Keenneha manzumatin musikiyetin olarak nitelendirmiştir. Ayetleri müzik ayetleri olarak nitelendirmiştir. Ve başka aynı yerde o Zilalül Kur'an kitabında aynı yerde o tefsirde hiçbir çeşitli yerlerde bu olayı yapmıştır. İkincisi olarak ikinci hatalardan birisi de Kur'an'ın yaratık Allah tarafından yaratıldığını söylemiştir ki bu itikad hiçbir ehl-i sünnet ve cemaatinin itikadına karşıdır. Zilalül Kur'an, Kur'an'ın çeşitli yerlerinde Zilalül Kur'an tefsirinin kendi kitabının çeşitli yerlerinde 5. cilde baktığımız zaman mesela örnek olarak 3006. safhasına baktığımız zaman arkadaşlar Sad suresini tefsir ederken ne yapmıştır? Evet. Demiştir ki hadel harf min sun'atillah. Bu harf Allah'ın yapmasındandır demiştir. Hiç şüphesiz ki bu olaya Abdullah bin Duveyş rahimallahu teala onun kitabında red olarak yaptığı Zilalül Kur'an tefsiri red olarak yaptığı Mevlid-i Zülal fi tenbihil ahta ala ahta tefsiri zilal olarak yazdığı kitapta bunu red yapıp bunun bu sözün cehmiye ve mutezile olan mutezili söz olduğunu söylemiştir. Ehl-i sünnet ve cemaat Kur'an'ın Allah'ın sıfatı, Allah'ın kelamı olduğuna olarak nitelendirmişlerdir. Üçüncü hatası ise şüphesiz ki evet Musa Aleyhisselam'ın peygamberi aşağılamak ve yaralamak konusudur. Baktığımız zaman onun kitabına Tasvir-i Fenni fil Kur'an 200. sayfasına baktığımız zaman Musa Aleyhisselam'a evet sinirli, öfkeli, kendisinden def eden yani hücumsal bir yapıya o sahip olduğunu söylemiştir. Bu söz Şeyh bin Baz'a söylenince hiç şüphesiz ki bu söz peygamberlerle dalga geçmektir demiştir. Ve bu söz hiç şüphesiz ki bu sözün kendisi riddet sözü olduğunu söylemiştir Şeyh bin Baz rahimehullah teala. Dördüncü hatası ise arkadaşlar evet sahabeleri yaralamak, Osman radıyallahu teala'nın yaralamak. Aynı şekilde barakallahu fikum. O ki evet arkadaşlar o ki nerede gelmiştir? Kitab-ı Adale ve İctima'a 206. sayfasında yaralamıştır arkadaşlar Osman radıyallahu teala'nın. Aynı şekilde Muaviye ve Amr bin As'ı da yaralamıştır. Kitabı Kutubun ve Şahsiyat kitabında onun 242. sayfasında Şeyh bin Baz rahimehullah teala bu sözden sorulunca çok çirkin bir söz olduğunu, bundan bu sözden tövbe edilmesi gerektiğini ve bu kitabın yani Şahsiyat ve Kutubun ve Şahsiyat kitabının yırtılması, parçalanması gerektiğini söylemiştir. 5. hatası ise arkadaşlar hiç şüphesiz ki Seyyid Kutup Vahdetül Vücud akidesini benimsemiş, söylemiştir. Yani her şey Allah'tır deyip itikadını benimsemiştir. İhlas suresinde 6. cildinde 4002. sayfasında Zilal Kur'an tefsirinde hiç şüphesiz ki bu olaya gitmiştir. Ve İbn-i Teymiyye rahimehullah teala'ya hiç şüphesiz ki bu soru sorulunca yani tefsir-i zilal konusundaki vahdet-i vücut konusu sorulunca hiç şüphesiz ki nedir arkadaşlar? Bunun çok kötü bir söz olduğunu, büyük bir söz olduğunu Allah korusun barakallahu fikum. Evet yani ehl-i sünnet ve cemaatin tam karşı gelen bir söz olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde 7.si olarak arkadaşlar 7. hatası ise istiva konusunu. Er-Rahman ve Arş istiva konusunda baktığımız zaman Taha suresinde
kendi tefsirinde istivayı istila ve aynı şekilde saytara ve heymene olarak nitelendirmiş, istiva sıfatını tahriflendirmiş, yok etmiştir arkadaşlar. Şeyh bin Baz'a bu sorudan sorulunca hiç şüphesiz ki demiştir ki bu söz çok bir batıl bir sözdür ve bu kitap ise barakallahu fikum mudaya tayyip ve miskin, zavallı olduğunu, Sidi Kutub'un zavallı ve miskin olduğunu nitelendirip bu tefsirin kötü bir tefsir olduğunu nitelendirmiştir. Yedinci arkadaşlar, yedinci hatasına gelince, hiç şüphesiz ki yedinci hataya gelince, yani Sidi Kutub'un yedinci hatasına gelince arkadaşlar, evet ne yapmıştır? Akide konusunda hadislerin, yani ahadil ahadis alınmayacağını söylemiştir. Zilal Tefsir kitabında 6. cildinde 4008. sayfasında bu ki şüphesiz ki akide konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in akide konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahadi ahadisleriyle ispat edilmez deyip mutezililerin akidesini almıştır. Aynı şekilde 8. hatası ise arkadaşlar, 8. hatası ise hiç şüphesiz ki o demiştir ki Zilal Tefsir kitabında çeşitli yerlerinde 4. cildinde 2122, aynı şekilde 3. cildinde 1634 3. sayfalarında demiştir ki arkadaşlar, bu anlarda Müslüman devleti bulunmamaktadır. Müslüman devleti diye bir olay yoktur. O Müslümanlar şu anda cahiliyet döneminde demiştir. Barakallahu fikum. Fenedir. Bu olay ki alimler demişlerdir ki, bu olayda sorulmuştur alimlere. Demişlerdir ki arkadaşlar, hiç şüphesiz ki nedir? Ümmeti tekfirlendirme. Aynı şekilde kendisi aslan cuma namazı kılmamaktadır. Onu, bu olayı yakın arkadaşları iletmişlerdir arkadaşlar. Dokuzuncusu olarak hiç şüphesiz ki La İlahe İllallah'ın tefsirini tefsiri uluhiyetle değil tefsiri rubiyetle tefsirlendirmiştir. Mesela Zilal Kur'an'a baktığımız zaman 5. cildinin 2707. safhasında La İlahe İllallah'ı Fela Şerike Lehu Fi Halkin وَلَا اِخْتِيَارٍ yani tevhid-i rubiyeti olarak tayyip tefsirlendirmiştir ki bu hiç şüphesiz ki peygamberlerin gönderildiği sebebine aykırı olan bir olaydır. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنَا اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاشْتَنَا بُالْطَاغُوتِ 10. olarak arkadaşlar hiç şüphesiz ki evet, hiç şüphesiz ki peygamberlerin gönderilme sebebini rububiyet, tevhid-i rububiyet olarak nitelendirmiştir. Hud suresinin de 4. cildinde 1846. safhasında Zilal Tefsir kitabında barakallahu fikum. Evet, yani evet arkadaşlar, tevhid-i uluhiyette bir problem olmadığını, rububiyette bir problem olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde 11. hatası arkadaşlar nedir? Sayyid Kutub'un 11. hatası arkadaşlar, akidelerde hür olma, yani akide, insanın akidesinde hür bir fikre sahip olma konusunu açıklamıştır. O hangi kitabında demiştir arkadaşlar? Dirasatil İslamiye kitabında 13. sayfada demiştir bunu. Dirasatil İslamiye kitabında 13. sayfada demiştir. Fe nedir? La ikraha fiddin kad tebeyne rüştü minel gay ve kavluhu teala ve lev şâ rabbuke la amene men fil ardı kulluhum cemi'an. Tayyip ayetinden sonra bu olayı demiştir ve İbn-i Teymiye rahimehullahü teala, ya bu söz nakletilmiştir, İbn-i Teymiye rahimehullahü teala demiştir ki hiç şüphesiz ki itikat, yani hürriyet itikadı, fikir, yani ben itikadımda inancımda hürrüm konusu küfür ve riddettir, tövbe ettirilir. Tövbe etmezse nedir barakallahu fikum? Müslüman velil emr tarafından cezalandırıp boynu kopartılır arkadaşlar. Çünkü kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir din edilirse o küfürdür. Allah azze ve celle küfür etmiştir, kafir olmuştur. 12. olarak arkadaşlar hiç şüphesiz ki evet, 12. hatalarından birisi de hangi kitabındadır? Maraketil İslamiye ve Ra'simaliye kitabında 52. safhasında evet ne demiştir arkadaşlar? İbadetin hayatta bir vazife olmadığını. Tayyip, yani ibadet indo leyset vazifetul hayat. Hayat, yani ibadetin hayatta bir, hayatın içerisinde bir vazife olmadığını zikir etmiştir. Bu da hiç şüphesiz ki kitap ve sünnete sizin bildiğiniz kadarıyla aykırı olan bir şeydir. Bizim yaratılma sebebimiz ve ma karaktu cinne ve ne'iz illa liyabudun. Bizim yaratılma sebebimiz arkadaşlar nedir? İbadettir. Barakallahu fikum.